Ödüller geri döndü. Yani gerçek sağlık kahramanlarını tebrik edebileceğiz. Kendinizi ya da tanıdığınız birini bir ödüle aday göstermenizi istedik. Bize gelen sonsuz sayıda istek karşısında çok şaşırdık. Ülkenin dört bir yanından gelen aday kategorileri. Hayat kurtarma ödülü. Kişisel cesaret ödülü. İlk yardım ödülü. Ve koca yürekli ödülü. Kararı özel jüriler verdi. Ve biz. Evet, ve biz kazananları seçtik. Gerçekten çok zor bir işti. Bütün kazananların ortak özellikleri... Sıra dışı olmaları. İnanılmaz olmaları. Şefkatli ve kahraman olmaları. Şimdi onlara müjdeli haberi vereceğiz. Özel arabamızla ödüllerini teslim edeceğiz ve kazanan kişiye altın steteskop vereceğiz. Koca yürekli ödülünün ilk finalistiyle tanışalım. Aday sayısından çok memnunuz. Hepsi müthiş yardımsever insanlar. Vakit kaybetmeden finalistleri görelim. İlk sırada... Merhaba, ben Maya. Bu ödüle beni annem aday gösterdi. Maya'nın orak hücre anemisi var. Kalıtsal bir kan hastalığı. Genelde kan hücreleri yuvarlaktır. Ama benimkiler orak şeklinde ve damarlara takılıyor. Bazen çok ağrısı olduğunda hastaneye gitmesi gerekiyor. Bir şey yapmak çok enerji istiyor. Ama bu beni durdurmuyor. Maya öyle koca yürekli ki hastalığına rağmen orak hücre derneklerine yardım ediyor. Farkındalığı arttırmak için onlara yardım ediyorum. Cebinizde ufak bir amigo olması gibi. Sıra bir sonraki finalistimizde. Merhaba, ben Miriam. Kardeşim Rebecca'ya yardım ettiğim için annem beni aday gösterdi. Rebecca'da doğuştan miyavlama sendromu ve trisomi 10 sendromu var. Özel bakıma ihtiyacı var. Üstteki ne yapıyor? Pompasıyla onu besliyorum. Miriam sürekli onunla ilgileniyor. Ona sarılmayı seviyorum. Çok gülüyor. Bu da beni mutlu ediyor. Miriam koca yürekli ödülünü kazanmayı hak ediyor. Ve son finalistimiz. Merhaba, ben Kaya. Bir genç bakıcıyım. Merhaba, ben genç bakıcı rapor koordinatörüyüm. Kaya'yı aday gösterdim. Annesine bakarak harika bir iş çıkardı. Annemin hastalığı bayılmasına sebep oluyor. Güvende olmamı sağlıyor. Evde bana göz kulak oluyor. Benim için korkutucu bir şey çünkü her an nöbet geçirebilirim. Yakın zamanda Kaya annesinin hayatını kurtardı. Kaya ambulansı aradı. Düşününce gerçekten korkutucu. Çok affedersiniz. Bazen genç bir bakıcı olmak zor olabiliyor. Ama ben güçlü biriyim. Sen olmazsan mahvolurum. İnanılmaz bir çocuksun. Maya, Miriam ve Kaya koca yürekli adaylarımız. Şimdi kazananı öğrenme vakti. Tamam, işte geldik. Çalıyor. Alo. Merhaba, Kaya'yı aramıştım. Telefon sana. Kaya sen misin? Evet. Kaya? Kaya, ben Doktor Chris. Ve Doktor Zant. Vay canına. Görevimiz insan vücudu, koca yürekli ödülünü kazandın. Aa, Tanrım Kaya. Ne düşünüyorsun? Şoka girdi. Hadi bir şey söyle. Teşekkür ederim. Hadi. Kaya, bir sürprizimiz var. Ama dışarı çıkmalısın. Çünkü kapının önünde bekliyoruz. Kapıdayız. Bizi içeri al. Vay canına. Merhaba. Nasılsın? Merhaba Kaya. Tebrikler. Bizi gördüğüne şaşırdın evet. mı? Evet. Kaya, normalde annenin senin için yapacaklarını sen ona yapıyorsun. Bu nasıl bir şey? Bunu seviyorum çünkü ileriki yaşlarım için kendime güvenim gelişiyor. Başka birine nasıl bakılacağını biliyorum. Hepsini öğrendim. Peki ileride bakıcılık işi mi yapmak istiyorsun? Evet, bu eğlenceli olabilir.
Kaya olmasaydı hangi şeyler daha zor olurdu? Sanırım genel olarak yardım almak. Telefona gidemezdim, komşuma gidemezdim. Eğer o olmasaydı durumum farklı olurdu. Onunla gurur duyuyorsunuzdur. Onunla gurur duyuyorum. Müthiş biri. 8 yaşındaki birine göre çok sorumlu bir çocuk. Benim için yaptıkları cesaret isteyen şeyler. Kaya, duyduğuma göre yükseklik korkun varmış. Biz de seni tırmanmaya götüreceğiz. Ne dersin? Tırmanmak ister misin? Evet. Tamam, gidelim. Bence gayet iyiydi. Hadi gidelim. Aynı şeyi söylemeye çalışın. 3, 2, 1. Bence tırmanış yapmaya gitmeliyiz. Nasıldı? Sürprizler bitmiyor. Kaya'nın arkadaşlarını da çağırdık. Yaşasın! Hadi tırman! Kaya. Yapabilirsin Kaya! Hadi! Hadi Kaya! Yaşasın! Sıra bende. Hadi Chris, yapabilirsin! Kırmızı düğmeden de... Asıl hikaye şimdi başlıyor. Hadi Zant! Hadi Zant! Hadi! Kaya, şimdi ödüllerini vereceğiz. Üzgünüm, biraz geciktim. Kaya, koca yüreğini altın steteskop ödülüyle kutluyoruz. Teşekkür ederim. Ve Lily May, bu yılın koca yürekli ödülü sertifikasını kazanana verir misin lütfen? Kaya, sen sıra dışı, inanılmaz, şefkatli ve kahramansın. Teşekkür ederim. Bravo. Ve Kaya, daha bitmedi çünkü duyduğumuza göre müzikalleri seviyor musun, doğru mu? Sana Aslan Kral için bilet de aldık. Doktor Chris ve Doktor Zant evime geldiklerinde gerçekten donup kaldım. Hadi çocuklar. Tebrik ederim Kaya. Sırada hayat kurtarma ödülü var. Acil durumda bulunmak çok stresli olabilir. Bunalmış birini suçlayamazsınız ama bazıları sakince başkalarına yardım eder. Hayat kurtarma ödülü başvurularından çok etkilendik ve sadece 3 finalist belirlemek çok zordu. Hadi onları tanıyalım. İlk sırada... Merhaba, ben Emma. Obi, harp okulu öğrencisi. Ben Victoria ve ödül için Emma'yı aday gösterdim. Emma ihtiyacı olan birine yardım etti. Arkadaşımla yürüyordum. Kavga eden bir grup erkek gördük ama karışmak istemedik. Ama yerde bir adam yatıyordu ve iyi görünmüyordu. İlk yardım dersi aldığım için kalp masajı yapmam gerektiğini biliyordum. Onu kurtarma pozisyonunu aldım. Ve acil servisin gelmesini bekledim. Emma bu ödülü hak ediyor. Çünkü genç birinin hayatını kurtardı. Daha fazlasını bekleyemezsiniz, değil mi? Sırada... Merhaba, ben Ryan. Ryan annesi bayılınca 112'yi aradı ve amcası onu hayat kurtarma ödülüne aday gösterdi. Evdeydim ve sadece annemle ben vardı. Sabah uyandım ve baş ağrım vardı. Vakit geçtikçe ağrım kötüleşti. Birden yere düştü. Çok solgun görünüyordu ve 112'yi aradım. Merhaba, ambulans servisi, ne olduğunu anlatır mısın? Annem hasta, ne olduğunu bilmiyor. En son hatırladığım şey hastanede uyandığım. Annem... Beyin kanaması geçirmişti. Ryan ambulansı aramasaydı hayatta olmayabilirdim. Ryan sayesinde hala bir aileyiz. Ne olacağını asla bilemezdik. Aferin Ryan. Evet. Üçüncü finalistimiz de bir askeri öğrenci. Merhaba, ben Harry ve ödüle aday gösterildim. Harry'i ödüle as subayı William aday gösterdi. Harry arkadaşlarıyla futbol oynadıktan sonra eve dönerken bayılmış bir kadına rastladı ve Harry kendine güvenip hızlı düşündü. İyi olduğundan emin olmak için onu kurtarma pozisyonuna aldım. Sonra nefesini kontrol ettim. Harry bunu yapmasaydı kadın şu an bunu anlatamazdı.
Emma, Ryan ve Harry hepsi müthiş hayat kurtaran finalistler. Ama kazanan kim? Bu ödülün kazananı öne çıkıyor çünkü hızlı düşünüp kötü bir durumda kontrolü ele aldı ve 112'yi arayıp baskı altında sakin kaldı. Hadi arayalım onu. Arayamayız, şu anda ondan çok uzaktayız. Biliyorum Chris ama hiç zaman yok çünkü mükemmel bir hediyem var. Ne? Ama daha gitmedik bile. Merak etme Chris, annesini aradım ve Londra'ya biletlerini aldım. O yüzden hadi ara artık. Tamam, arıyorum. Alo. Merhaba Ryan, orada mı? Ben Doktor Chris. Ve Doktor Zant. Hayat kurtarma ödülünü kazandın. Yaşasın. Harika bir iş çıkardın ve senden çok ama çok etkilendik. Sana bazı haberlerimiz var. Londra'ya aile ziyaretine gelmedin. Onun yerine sana bir ödül vereceğiz. Korkunç tarih hayranıymışsın, doğru mu? Evet. Senin için korkunç tarih filminin galasına en önden bilet ayarladık. Bugün izleyebilirsin. Hemen izleyebilirsin. Ne diyorsun? Harika. Tamam, sana iyi eğlenceler diliyoruz. Doktor Ronks birazdan diğer ödüllerini sana verecek. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Kandırıkçı. Tebrikler Ryan. Sana sonra döneceğiz. Bu sırada sonraki kategorimiz kişisel cesarete geçelim. En zorlu durumlarla karşı karşıya kalıp yine de dolu dolu yaşayan çocuklara bakıyoruz. Üç finalist seçmek oldukça zordu ama işte onlar. İlk sırada... Merhaba, ben Fiziel. Onu aday gösterdim çünkü inanılmaz biri. Fiziel'in cildini etkileyen nadir bir hastalığı var. Adı kelebek çocuğu hastalığı. Kısaca EB. Bu hastalık günlük hayatımı pek çok açıdan etkiliyor. En ufak dokunuş derimi soyup yırtabiliyor. Her gün giyinmek için 2-4 saat vakit harcıyorum. Bu da dayanılmaz acılara sebep oluyor. Çak bakalım. Çok kısıtlayıcı bir fiziksel hastalığı var. Ama tüm zorluklara rağmen asla vazgeçmiyor. O inanılmaz biri. Bu hastalık beni asla durduramaz ve vazgeçiremez. Hayatta istediğim her şeyi yapmalıyım. Parolam asla vazgeçme. Sırada kim var? Ben William. Bu ödüle beni annem aday gösterdi. William'ın Duchenne adında genetik bir hastalığı var. Bir tür kas gelişmeme durumu. Yani William'ın kasları çok zayıf. İyi misin? Tamam mı? Yürümek, merdiven çıkmak gibi şeylerde biraz zorlanıyorum. William'a aday gösterdim çünkü Duchenne hastalığı için herhangi bir tedavi yok. Kendisi de en az bizim kadar çabalaması gerektiğini düşünüyor. O yüzden birçok farklı deneye katılıyoruz. Tıbbi deneylerde doktorlar belirli bir hastalık için olası tedavileri test eder. Bu müthiş bir cesaret örneği. Ona bir faydası olmayacağı ihtimalini biliyor ama tedavi bulunmasını istiyor. William ayrıca bağış toplamak için tişört tasarlayıp satıyor. William topladığı paranın bir kısmını çocuk hastanesine bağışlıyor. Bence William şimdiden bir kahraman. Sıra üçüncü finalistimizde. Ben Grace. Görevimiz insan vücudu ödülüne aday gösterildi. 13 yaşındaki Grace'e 2018'de beyin tümörü teşhisi konuldu. Çok acı veren testlere girmesi gerekti. Ve o koşullarda hiç şikayet etmedi. İlaç tedavisi olurken çok korktum. Ama güçlendim ve kanseri yenme isteğim arttı. Çok mutluyum. Grace bir hava harbiyesi öğrencisi ve onu subayı Samantha aday gösterdi. Grace çok kararlı bir genç kız ve beyin tümörünün onu durdurmasına izin vermiyor. İnsanlara kanser olsa da normal bir hayat sürebileceğini göstermek istedi ve bunu yapıyor. İnanılmaz biri, müthiş bir kız. Fiziel, William ve Grace hepsi de müthiş finalistler. Kazanan kişi beni en çok girdiği zor durumda gösterdiği cesaret ve pozitifliğiyle etkiledi. Cesur olmanın yanında başka insanlar için de çok şey yaptı. Hadi onu arayalım. Arayalım. Onunla tanışmak istiyorum. Hadi ara. Arıyorum. Başlıyoruz. Alo. Merhaba, William orada mı?
Bir saniye. Alo. Ben Doktor Chris. Ve görevimiz insan vücudundan Doktor Zant. Tebrikler. Çünkü kişisel cesaret ödülünü sen kazandın. Konuşamadı. William, nasılsın? İyiyim. Uzun süren bir hastalığın varken pozitif kalmak zor olmalı. Neşeli kalmanda neler yardımcı oldu? Dışarıda oynamak. Temiz hava almak çok iyidir. Ayrıca bağış topladığını da biliyorum. Nasıl para topluyorsun? Tasarladığım tişörtleri satıyorum. Herkes kahraman olabilir. Bu harika bir tasarım. Çok net ve harika görünüyor. Ben de tişört tasarlamayı deneyebilir miyim acaba? Tabii. Hiç tişört tasarlamamıştım. İşin çok zor Zant. Hastaneye gittiğinde çok zor şeyler yaşadı. Hiç şikayet etmedi. Gerekli olduğunu biliyordu. Ve başka bir tıbbi deneye katılmak istedi. Şöyle dedi. Bunun beni tedavi edeceğini sanmıyorum. Ama düşene çare olacaksa buna değer. Gelecekte başkaları için mi? Tişörtleri de bu yüzden tasarlıyor ve parayı bağışlıyor. Başka insanlar, başka çocuklar için bir şeyler yapıyor. Bu hoşuna gidiyor. İşte, tişörtün için yaptığım tasarım. Güzel. Sahi mi? Evet. Arkadaş ol, kahraman ol ve William'ı destekle. Herkes yapabilir yazıyor. Harika. İşte oldu. Tişört de iyi duracak. Merhaba. William, annenle konuştuk ve bizce müthiş birisin. Annenle birlikte özel bir sürpriz için dışarı çıkar mısın acaba? Tamam. Hayvanat bahçesine gideceğiz ve orada zürafalarla yakından ilgilenebilirsin. Bu harika. Gidelim mi? Tamam. Zürafalar için dünden hazırım. Hadi çocuklar, taksimize binelim. Herkes binsin. Zürafalar çok acıktı. Güzel bir karşılama William. Midelerinin gurultusu buradan duyuluyor. Gel bakalım. Aa, bu harika. Şuna bak. Dilini gördünüz mü? 3, 2, 1. Aa. Bitti mi? Geri gel. Evet William, zürafaları beslemek keyifliydi. Şimdi sadece sana ödülünü vermek kaldı. Zant? Heh, en önemli anım. Senin değil, William'ın önemli anı. Tebrik ederiz William. Bu görevimiz insan vücudu kişisel cesaret ödülü sertifikan. Ve Altın Steteskop Derneği'ne hoş geldin. Buyurun annesi. Sıra dışı, inanılmaz, şefkatli ve kahraman olduğun için. Seninle harika bir gün geçirdik. Ayrıca Mavi Gezegen Akvaryumu'na özel biletin bizden. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bunu fazlasıyla hak ettin. Bu ödülü kazanmak müthiş bir his. Tebrik ederiz William. Bu harikaydı. Zürafaları çok seviyorum. Biliyorum. Gerçekten muhteşemdi. Zürafayla kaplanı nasıl ayırırsın? Biri çizgili, diğeri ise benekli. Berbat bir espriydi. Ödüller. Başlıyoruz. Daha önce Raina hayat kurtarma ödülünü kazandığını söylemiştik. Kazandın. Yaşasın. Ve Korkunç Tarih filminin galasına önden bilet ödülünü müjdelemiştik. Ryan'la tanışma zamanı. Mor eşofmanımı giydim çünkü Ryan'a olan sürprizimiz sporla ilgili. Merhaba Ryan, ben Doktor Ronks. Nasılsın? İyiyim. Girebilir miyim? Tabii. Teşekkür ederim. Korkunç Tarih filminin galası nasıldı? Çok iyiydi. Vay canına, Hacker'la tanışmışsın. Sürprizimizi biliyor musun? Hayır. Söylemek için sabırsızlanıyorum. Annesi beyin kanaması geçirdiğinde Ryan'ın hızlı düşünmesi sayesinde ambulans hızlı gelmişti. Katie, doktorlar Ryan 112'yi aramasaydı neler olabileceğini söylediler mi? Evet, 112'yi aramasaydı ameliyat için hastaneye zamanında yetişemezdim. Sol tarafımdaki zayıflık geçmezdi ve kalıcı bir engel olurdu.
Ryan, annen hastaneden çıktı ve şimdi çok iyi. Peki başına gelen şeyi gerçekten anladın mı? Evet. Annem beyin kanaması geçirdi. Nasıl hissettin? Çok korktum. Çünkü daha önce kimseyi o halde görmemiştim. 112 operatörüyle konuştun değil mi? Evet. Peki sana ne söylediler? Anneme hava tutmamı söylediler. Kapıyı açıp ambulansı ve anneni izle dediler. Evet. Sen muhteşem birisin. Ve bir hayat kurtardığın için annen bize ağaca çıkmamız için izin verdi. Hadi şimdi ağaca çıkalım. Yaşasın. Anne ile babayı da alıp yola çıkıyoruz. Gidelim şoför bey. Şimdi ormanı keşfetme zamanı. Yüksekliği pek sevmem ama biri seviyor. Evet, hadi başlayalım. Görevimiz korkmak. İyi durumda. Teşekkür ederim Ryan. Hiç korkun yok. Harikasın Ryan. Şimdi son olarak görevimiz insan vücudu stetoskopu ve sertifikası senin. İşte sertifikan burada. Annesi, ödülü takdim eder misiniz? Buyurun annesi. Sen sıra dışı, inanılmaz şefkatli ve kahramansın. Tebrikler Ryan. Ve son olarak ilk yardım ödülü. Bu ödül acil bir durumda ilk yardımı doğru uygulayarak başkalarına yardım eden müthiş çocuklar için. Üç finalistimizle tanışalım. Şimdi ilk sırada... Merhaba, ben ödüle aday gösterildim. Öğretmeni Louise'i kardeşi boğulurken yardım ettiği için aday gösterdi. Şu büyüklükte bir patates yiyordum ve boğulmaya başladım. Nefes almakta zorlanıyordu. Ablam sırtıma vurdu ve vurmaya devam etti. Sonra patates çıktı. Louise o gün okulda aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde ne yapacağını biliyordu. Bunu öğrenmeseydi beni kim kurtarırdı? Hiç kimse. Tebrik ederim Louise. Sırada kim var? Merhaba, ben Jess. Bu ödüle beni üvey babam aday gösterdi. Jess'i aday göstermemin en büyük sebebi kötü bir trafik kazasına müdahale etmesi ve gerçekten fark yaratması. Birine araba çarptığını gördük. Her yerde kan vardı ve kötü durumdaydı. Önce yerdeki kadına gittim. Bacağına baskı yapıp kanamayı durdurdum. Çünkü o an asıl endişem buydu. Diğer bacağı kırılmış görünüyordu. O kadın çok kötü bir kazadan sonra tamamen iyileşti. Onunla gurur duyuyoruz. Gerçekten bu işi çok iyi yaptı. Sıradaki finalistimiz. Merhaba, ben Abby. Bu da Murphy. Abby arkadaşı Kylie ile atlarını yakalamaya gitmişti. Rüzgarlı ve ürkütücü bir gündü. Atlar oyun oynuyordu. Atlardan biri çifteledi ve ne yazık ki çifte bana geldi. Atın arka ayağı burasına geldi. Çene ve yanak kemiği parçalandı. Onu kurtarma pozisyonuna alıp yan yatırdım. Çünkü ağzından kan geliyordu. Nefesini ve nabzını takip ettim. Yardım çağırdı. Diğer atları uzak tuttu ve Kylie'nin nefes almasını sağladı. Abi orada olmasaydı eminim Kylie şu anda bizimle olmazdı. Evet. Her şeyi ona borçluyum. Louise, Jess ve Abby. Hepsi de müthiş ilk yardım finalistleri. Peki kim kazandı? Adaylar arasından kazananı seçmek zordu ama kazanan kişi bence çok karmaşık. Zor ve korkutucu bir durumda tek başınaydı. Bu benim için fark yarattı. Evet ve yaptığı şeyler gerçekten bir hayat kurtardı. Hadi arayalım. Arayalım.
Alo. Abby ile mi görüşüyorum? Bir saniye, hoparlörü alıyorum. Abby, ben Doktor Chris. Ve görevimiz insan vücudundan Doktor Zan. Seni tebrik ediyoruz. Çünkü sen... ilk yardım ödülünü kazandın. Teşekkür ederim. Şu an at çiftliğindeyiz. Seni görmek istiyoruz. Birazdan görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Atın üzerinde. Bu harika. Abby, sen misin? Evet. Nasılsın? Seni görmek harika. Ödülü kazandığın için tebrik ediyoruz. Atın adı ne? Murphy. Kazandığına şaşırdın mı? Çok şaşırdım. Gururlu olmalısın. Kendimle gurur duyuyorum. Ama asıl düşündüğüm Kylie'nin iyi olması. Harika bir kazanan. Kylie'yi kurtarma pozisyonuna aldığında ne durumdaydı? Yüzü çok şişmişti. Neredeyse bu kadar şişmişti. Çok şişmişti. Bu korkutucu bir deneyim miydi peki? O an çok korkutucuydu ve ilk hafta çok zordu. Çünkü hayatı tehlikesi devam ediyordu. Ama sonra iyi olduğunu öğrenince rahatladım. Yaptığın müthiş bir şey. Evet. Sen şanslı bir atsın Murphy. Sahibin iyi biri. Bence kızınız birçok yetişkinin yapmakta zorlanacağı bir şey yaptı. Umarım diğer çocuklara da ilham verir. Ve ilk yardım eğitimi alırlar. Bunu yapabileceklerini bilirler ve belki onlar da bir hayat kurtarır. Bir şey daha var. Abby tarihe çok meraklı biri. Onu sergi ve labirent için Blenheim Sarayı'na götürebilir miyiz acaba? Buna çok sevinir. Abby, hep beraber aracımızla gezelim diyoruz. Ne dersin? Olur. Gidelim. Ama önce çok önemli birini almamız gerek. Kaylee geliyor. Nasılsın? Çok memnun oldum. Aracımız doldu. Blenheim Sarayı, biz geliyoruz. Abinin ödülü kazanmasına ne diyorsun? Çok heyecan verici. Tebrik ederim. Sence hak etti mi? Evet, kesinlikle. Eğer benimle hemen ilgilenmeseydi, sonuç çok farklı olabilirdi. Her şeyi doğru yaptın. İşte Blenheim Sarayı'nın dünyaca ünlü ve en zor labirentindeyiz. Kimse canlı çıkamadı. Kaybolmasak yeter. Tamam. Tamam. Bir formülün var mı? Hep sola dönün, tamam mı? Gerçekten. Evet. Hadi çocuklar. Bizi bekle Zant. Ah Zant, bu işte berbatsın. Sanırım taktik değiştirmeliyiz. Artık bizi yönlendiremezsin. Ama gayet iyiydim. Yanlış yön Zant. Burayı deneyelim. Burası olabilir. Evet. Çıktık. Abby sayesinde çıktık ve son bir işimiz kaldı. Abby, sıra ödülüne geldi. Zant. Bu ödül sıra dışı, inanılmaz, şefkatli ve kahraman olduğun Altın için. Altın Stetoskop Derneği'ne hoş geldin abi. İşte bu da ilk yardım kategorisi ödül sertifikan. Teşekkür ederim. Ayrıca yaptıkların için sana ve annene Avrupa At Yarışı finalleri için bilet veriyoruz. Teşekkür ederim. Tebrik ederim abi. Ödüller. Çok özel bir bölümdü. Bitmesin istiyorum. Evet, her yerde insanlara yardım edip hayat kurtaran çok insan var. Çok zor sorunlar karşısında cesaret gösteriyorlar. Bitirmeden önce tüm finalistlerimizi tebrik ediyoruz. Her birinizden büyük ilham aldık. Ve aday olan herkese de teşekkür ediyoruz. Hepinizden çok etkilendik. Ama ne yazık ki bu yılın görevimiz insan vücudu ödülleri sona erdi. Laboratuvara lütfen. En azından laboratuvara kadar biraz kestirelim. Kestirmeye bayılırım. Ne mükemmel olur biliyor musun? Özel stetoskop yastığı. Nerede? Kaybettin mi yoksa? Sana verdim diye hatırlıyorum. Tek işin vardı. Chris, bu benim sorumluluğum değil. Bu senin görevindi. Annemle Aslan Kral müzikalini izlemek harikaydı. Teşekkür ederim görevimiz insan vücudu.
Merhaba, neredeyiz William? Mavi Gezegen Akvaryumunda. Aldın steteskop yanında mı yoksa? Hayır. İyi yapmışsın, buradakiler alıp kaçardı. At yarışında harika bir gün geçirdin. Biletler için teşekkür ederim. Doktor Ronks'un geçemediğine inanamıyorum. Biraz cesaret ver Ryan. Chris, bana mı öyle geliyor yoksa bu labirentten çıkmak uzun mu sürüyor? Haklısın, tam iki saattir buradayız. Kimse var mı? Duyuyor musunuz? Bir şey görüyor musun Chris?